Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Çöl Gülü'nü çekiyoruz. İkinci sezon 8. bölümdeyiz. Adil rotasındayız. Bazı sırları açığa çıkarma şansı vardı. Ama ne pahasına? Bölüm 8. Kaderin geçici hevesi. Önce kınama, sonra ceza. Sefer. Gururlu, soğukkanlı isyancı kararlı bir şekilde polisin ve kalabalığın arasından geçerek giderek daha fazla kırmızı toz saçtı. Onun için anlaşılmaz seslerin kakofonisine karışan insanların çığlıklarını duydu. Her gösterisiyle daha da çaresizleşti. Bir noktada Adil, sadık atının ve onunla birlikte kendisinin de yorulduğunu hissetti. Ve tam o anda polis nişan aldı. Yeter, geber artık. Hey, ona canlı ihtiyacımız var. Efendinin onun için kendi planları var. Ancak ilk polis öfkesinden çok sarhoştu. Ve parmakları titremesine rağmen başladığı işi bitirmeye niyetliydi. Karnıma veya göğsüme vurabilir. Ama elleri fena halde titriyor. Zaman kazanma şansı var. Biraz zaman kazanmaya ihtiyacım var. Hafızanda hemen görüntüler ve anılar canlandı. Etkileyici gözleri, sıcak bir gülümsemesi, sesi ve kahkahası, ona nasıl inandığı, nasıl kurtarmaya ve anlamaya çalıştığı. Yasmin, o, babası, arkadaşları, bu insanlar ve şu ana kadar bilinçaltında sadece tutunduğu kırılgan bir umut olarak var olan başka bir kişiyi hatırladı. İki polis arasında çıkan arbededen ve diğerlerinin öfkeli insanları sakinleştirmeye çalışmasını fırsat bilen Adil, dizginleri daha da sıkı çekerek eski binalardan birinin arkasına geçti. Bugün ölmenin zamanı değil. İnsanlara yardım etmem lazım. Gizli tabancasını çıkarıp dikkatleri dağıtmak için havaya ateş etmeye başladı. Torbalarından birini havaya fırlatıp içine kurşun sıktı. Şimdi daha çok tuhaf toz vardı. Yoldan geçenler dağılmaya başladı ve polis ekipleri toparlanmaya çalıştı. Harika, canıma değsin. Canıma değsin sanki Adil'e pek uymayan bir cevap. O yüzden harikayı seçelim. İşe yaradı, umarım. Zalimlerin emirlerini körü körüne uygularsanız böyle olur. Aptal olursun. Rio. Muhteşem gösteri devam etti ve giderek daha fazla izleyicinin ilgisini çekti. Ancak şu ana kadar en yüksek alkışı alan Cindy oldu. Pek çok model kadar ünlü olmayabilir. Onlar kadar zarif yürünmemiş olabilir. Ama enerjisi bir çeşit zevki vardı. Yasmin tezgahtaydı. Her şeyi izliyordu çünkü bugünkü işi buydu. Şu ana kadar her şey planlandığı gibi gidiyor gibi görünüyor. Seyirciye uyum sağlamak için kıyafetlerini değiştirmesi gerekiyordu. Ve hızla arka odadaki bir paravanın arkasına saklandı. Sanırım şu an hilem açık. O yüzden elmas harcamadan alacağım kıyafeti. Karnaval. Wow, bu şey değil mi? İkinci sezon kapağındaki saç. Az çok düzgün görünüyorum. Oh. Balodaki Cinderella gibi konukları uzaktan, dinlenmeden izlemeye devam etti. Öte yandan bu onu memnun bile etti. Böylece her izleyiciye ve her şüpheli ayrıntıya göz kulak olmak daha elverişliydi. Bu gösteride bir şeylerin açıkça yanlış olduğundan emindi ve bu organizasyonla ilgili değildi.
Birçok güçlü adam, politikacılar ve iş adamları, bazıları o akşam Palmeira'da olabilirdi. Bunu batırıp kendilerini burada ele verme ihtimalleri var mı? Gerekiyor. Uyanık olmak, dikkatli olmak. Uyanık olmak. Her şeye ve herkese göz kulak olacağım. Gösterilerin her birinin ortak teması karnavaldı. Bu yüzden müzik hem gürültülü hem de çok kışkırtıcıydı. Aralarında biraz kibirli editörlerin de bulunduğu seyircilerden bir kısmı dans etmek için koltuklarından kalktı. Yasmin tüm bunlara gülümsedi ve periyodik olarak telefonunu kontrol etti. Daha uzakta Jack, Carolina ve Mustafa oturuyordu. Zeyn'in ise ön sıralarda onurlu bir yeri vardı. Arka plandalar. Büyük Arap markalarından birini temsil eden modeller podyumda göründüğünde Yasmin oldukça ağır bir kutu aldı ve dikkatlice koltukların arasına doğru yürüdü. Bunlar markanın VIP konuklara sunduğu hediyeler. Yeni koleksiyondan bir çanta ve gözlük. Pahalı ve aşırı derecede ağır. Bunu mahvetmeyeceğim. Üstesinden geleceğim. Olabildiğince zarif ve göze çarpmayan olmaya çalışarak kısa ama yine de en kolay yoluna devam etti. Maalesef hedefe ulaşmak için kapısı kapalı olan model hizmet odasından geçmen gerekiyordu. Tamam, sakin, bunu yapabilirim. Bazı erkeklerin şüpheli davrandığını, modelleri biraz fazla hararetli bir şekilde tartıştıklarını fark etti. Ancak bunu erkek doğasına ve kendi paranoyasına yazdı. Konuklardan biri ona Almanca hitap etti ama o bu dili hiç bilmiyordu. Neyse ki bu görevin önündeki tek engeldi. Bu yüzden nispeten hızlı bir şekilde üstesinden geldi. Yol boyunca Zeyn'in yüksek sesli öfkesini duyarak birkaç kez güldü. Zeyn defileyi beğenmediğini bile saklamıyor. Oryantalizm ve geleneği mayo ile karıştırmanın çok fazla olduğunu söylüyor. İyi ki beni görmedi. Düşüp kendimi utandırabilirdim. Ellerim nasıl da titriyordu. Elbette hediyelerden birini kırsaydım büyük bir yaygara kopardı. Arap markasının defilesi sona ermişti. Ancak konuklar hala koltuklarında bir sonraki gösteriyi bekliyorlardı. Yasmin'in arkadaşlarıyla konuşma umudu yoktu. Çalışırken konuklarla konuşamayacağını anladı. Ancak tam bu sırada Mustafa ona yaklaştı. Harika bir iş çıkarıyorsun. Burada ne işin var? Nasıl çıktın? Sohbet etmeye geldim. Kolay kurtuldum. Ne de olsa Jack ve Carolina birbirini tanıyor. Sen ve Cindy'nin işi var. Zeyn sudan çıkmış balık gibi. Ve ben sadece arkadaşlık için buradayım. Gitmek zorunda olduğum için üzgünüm. Ne yazık ki iş yerinde başım belada ve görünüşe göre buna sebep olan da benim şefkatli annem. Ciddi bir şey mi? Hayır, ama böyle devam ederse onlar beni utanç içinde kovmadan işten ayrılsam iyi olacak. Geçen gün müdürüm beni çağırdı ve bana tuhaf sorular sormaya başladı. Ailem yüzünden işi bırakmam gerektiğini ima etti. Bunun ailenle ne ilgisi var? Bu seni kötü bir çalışan mı yapıyor? Hayır ama annem dolaylı olarak sahiplerden birini tanıyor. Müdür herhangi bir sorun istemediğini söyledi. İdeal olmayan bir ilacın dağıtımına dahil olan ve prensipte en basit karaktere sahip olmayan annemle ilgili sorunlar. Ayrıca kız kardeşimin şu anda şehrin lideriyle evli olduğunu öğrendiler. Bu lobi faaliyeti şüphelerini artırabilir. Ne demek istediğimi anlıyorsun. Bunu düşünme. Bugün senin günün. Tadını çıkar ve parla. Evet, nutkum tutuldu. Bu ne aptalca bir adaletsizlik böyle. Tamam, seni tutmayacağım. Mustafa ile vedalaştıktan sonra kız bir kez daha soyunma odasına doğru yöneldi. Cindy onu orada bekliyordu. Öte yandan Jack'in henüz bir sorunu yok gibi görünüyor. Neyse ki. Annesi hiç gelmedi. Malibu partisini tercih etti. Soyunma odasına ulaştığında kapıyı çalmadan açtı. Cindy gülümsüyordu ama yine de çok heyecanlı görünüyordu. Ne alkışlar, ne konukların alkışları, ne de erkeklerin aç bakışları onun için tek bir kişinin düşüncesi kadar önemli değildi. Annesi. Orta boylu, ince yapılı, gür siyah saçlı bir kadın kendinden çok emindi. Yasmin, annem Julia ile tanış. Anne bu Yasmin, sana ondan bahsetmiştim. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de. Sanki düşünceleri burada değil de çok uzakta bir yerdeymiş gibi çok ölçülü bir şekilde cevap verdi. Sana nasıl baktığını gördün mü Cindy? O kim anne?
Ne demek kim? Bu gösteri için hiç hazırlanmadın mı? Visconti'nin oğlu. Kontrol ettim. O sadece sana baktı. Cindy kaşlarını çattı ve derin bir nefes aldı. Kendini tutmaya çalıştığı çok açıktı. Böyle tepki verme. Artık aklını başına alıp doğanın sana verdiklerini kullanmanın zamanı geldi. Görünüm ve vücut. Allah, sonsuza kadar bu gece kondu mahallelerinde yaşayamayız. Daha fazlasını hak ediyoruz. Başarılı bir evlilik. Daha iyi bir hayata giden bir bilettir. Cindy için istediği gelecek buydu. Sadece zengin bir adama ek olarak. Ne saçmalıyorsun anne? Değişmiyorsun. Hem de hiç. Bana ne yapmaya çalıştıklarını biliyordun. Modellerin ortadan kaybolduğunu. Küçük Visconti'nin bir kadın düşkünü ve içkici olduğunu biliyordun. Ama senin için malikaneler, villalar ve güçlülerle akşam yemekleri kızınızdan daha önemli. Hiç olmadım ve senin uzantın olmayacağım. Gecekondu mahallelerinden kendi başıma çıkacağım. Ama basit bir oyuncak bebek ya da askı olmayacağım. Ve eğer yolumda beni desteklemeye hazır değilsen çeneni kapat ve karışma. Senden daha fazlasını istemiyorum. Yürü be Cindy. Julia bu küstahlığa şaşırmıştı ve Cindy artık ona bakmadan soyunma odasından çıktı. Yasmin kadının ona baktığını hissetti. İçinde kafa karışıklığıyla karışık tuhaf yalvarışlar vardı. Belki onunla konuşmanın bir anlamı vardır. Evet, hayır. Elmaslı seçimi olmasa asla konuşmazdım. Size ders verme iznim yok. Ama Cindy yetişkin biri ve doğru konuşuyor. Zengin bir playboy ile yaşamak her zaman her derde deva değildir. Onunla gurur duymalısınız. İlerleme kaydettiğini görüyorsunuz. Her ebeveyn muhtemelen çocukları için en iyisini ister. Ancak Çan Kulesi'nden de en iyisini ister. Kızınızı bırakmayı öğrenin. Onun isteklerini kabul edin. Julia sessizdi, dinlemeye başlamış gibi görünüyordu. Ve tam Yasmin çıkmak üzereyken sonunda sessizce şöyle söyledi. Teşekkür ederim. Yani sadece bu kadar mıydı konuşma? Bu hikayede elmaslı seçimlerin konuşması çok az oluyor genelde. Umarım bu yardımcı olur. Şimdi bu sohbet için sana çok minnettar olacak. Bir de yani iki cümleyle kadını nasıl ikna ettik? Cindy'yi bir an önce bulmak isteyerek soyunma odasından ayrıldı. Ancak o kalabalığın içinde kayboldu. Lanet olsun, onu şimdi nasıl bulacağım? Cep telefonumu sürekli unutuyorum. Etrafındaki her şeyden tamamen habersiz. Telefonu bulmak için çantasını karıştırmaya başladı. Aman tanrım, bu bir çanta değil, bir tür portal. Sakız, saç tokası, saç fırçası, kitap, not defteri, develi kalem. İyi ki Adil'in türbanı burada değil. Bir kadının çantasının muazzam kapasitesini araştırıp düşünme süreci onu o kadar meşgul etti ki genç bir adama nasıl çarptığını hiç fark etmedi. Ops, üzgünüm. Çok utanç verici, özür dilerim. Umarım her şey yolundadır. Adam başını salladı ve sakin bir şekilde VIP alanına doğru adım attı. Tanrı'ya şükür geçti. Çantasını karıştırmaya devam etti. Arada bir yoldan geçenler dikkatini dağıtıyordu. Şüpheli görünmüyor. Tabii o partiyi ve kaybolan kızları bilmiyorsan. Palmyra gerçekten gergin. Tüm havası nereye gitti? Tekrar çantasına baktı ve sonra elini içine uzattı. Bu yardımcı oldu. Yasmin sonunda telefonunu buldu ve Cindy'yi aramak istedi ancak Carla'dan bir mesaj geldiğini fark etti. Benden ikinci VIP bölgesine, daha doğrusu yakındaki soyunma odasına gitmeme, önemli bir kişi için bir hediye almama ve onu tezgahımıza bırakmamı istiyor. Kahretsin, oraya ulaşmak için mekanı boydan boya geçmek gerekiyor. Aptal ayakkabılar, ben bir daha. 20 dakikalık işkenceden sonra Carla'nın onu beklemesi gereken ilk VIP bölgesine yaklaşmıştı bile. Lezzetli bir ıslık sesi duyuldu. Yasmin otomatik olarak arkasını döndü ve karşısında Cindy'nin annesinin büyük bir heyecanla bahsettiği adamı gördü. Küçük Visconti, bana ıslık mı çaldı? Ne domuz ama. Daha buradan alkol kokusu geliyor. Kaşlarını çattı. Öfkesini saklamaya bile çalışmıyordu. Ay, tipe bak.
Sen bir hostessin değil mi? Hadi gidelim. Nereye? Ona doğru döndü ve onu dirseğinden sertçe yakaladı. İtaatsizlik yolu. Yasmin onu kimdikledi. Tırnaklarını koluna geçirdi. Az bile yaptı. İyi yaptı. Aşağılık bir domuz yavrusu gibi çığlık attı. İtalyanca bir şeyler aykırdı. Ancak kimse fark etmedi. Müzik çok yüksek sesle çalıyordu. Ve insanlar gösteriye çok dalmışlardı. Çek ellerini üzerimden. Ne dedin sen? Ne duyuyorsanız onu. Ben seni... Salladı ama aniden birinin çığlığıyla dikkatini dağıttı. Şaşkına dönen Carla isteyerek ya da istemeyerek uzun kirpiklerini kırpıştırdı ve çığlık atmaya devam etti. Bir tepsi köpüklü şarabı zar zor tutuyordu. Joe bir anda tezgaha koştu ve öfkeli adamı kelimenin tam anlamıyla zorla sürükledi. Tabii ki yüzlerce kez özür dileyerek. Kendini topladıktan sonra Carla öfkeyle meslektaşına döndü. Ne yapıyorsun sen? Aklını mı kaçırdın? İtaatsizlik yolu. İtaatkar doğulu kadınlar hakkındaki klişeleri yıkıyorum. Ne? Zamanını bulmuş. Kim olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Sırf kimin oğlu olduğu için her şeyden paçasını kurtaran şehvetli bir domuz. Ve evet zamanı buldum. O dokunaçlarını uzatmak için zaman buldu. Umarım her şey yolundadır. Yoksa şef bizi paramparça edecek ve sadece o değil. Bu gösteri benim için çok önemli. İyi giderse sonunda terfi alma şansım var. Ama sen zaten bizi hikayenin içine sokmayı başardın. Carla sakin ol, her şey yoluna girecek. Sorunları kesinlikle çözeceğiz. Dua et öyle olsun. Carla aniden sendeledi, Betty benzi attı. Sen iyi misin? Ah sanırım, sadece yorgunum, soyunma odasına gideceğim. Emin misin, ben seninle gelebilir miyim? Hayır, burada sana ihtiyaç var. Tüm konukların hediyelerini aldığından emin ol ve bir daha belaya bulaşma. Yoksa seni öldürürüm. Carla berbat görünüyorsun. Seni dışarı çıkaracağım. Ah, o şarabı içmemeliydim. Burada şarap servis etmiyorlar. Bizde şey var. Neydi o? Alkol konusunda iyi değilim ama kesinlikle şarap değil. Kendini rahatsız hissetti. Yasmin hemen kendi sahte düğününü ve Rabia'nın gelinini zehirleme girişimini hatırladı. Hadi ama insanlarımızın çoğu gizlice getiriyor. İçki içiyor ve sorun değil. Ben sadece yorgunum. Ayrıca bana ikram ettiler ve herhangi bir şarap değil. Yasmin bir şeyi açıklığa kavuşturmak istedi. Ama Carla hemen onun sözünü kesti. Hadi soyunma odasına gidelim. Yanımda olsan iyi olur. Zaten pes etmeyeceksin. Şimdilik Joe'dan sorumlu olmasını isteyeceğim. İçimde kötü bir his var. Ya da paranoya yaklaşmaya başlıyorum. Soyunma odasına girince Carla kendini kanepeye attı ve çaresizce bacaklarını sarkıttı. Her ihtimale karşı bileğen getir. Carla, doktora ihtiyacın olmadığına emin misin? Bileğine ihtiyacım var. Tek istediğim bu. Ve saçımı tutabilirsin. Tamam. Nasıl istersen. Yine değişik şeyler oluyor. Carla kendini biraz daha iyi hissettiğinde meslektaşından mekana dönüp misafirleri izlemeye devam etmesini istedi. Ancak Yasmin düşüncelere daldı. O zamanlar Augusto için de aynısını söylemişti. Ve sonra hastanede tuhaf davrandı. Carla bir şeyler biliyor olabilir. Farkında olmadan uygunsuz bir tanık olabilir. Çocuklara bundan bahsetmem gerekiyor. Etrafta olup biteni takip etmeye çalışarak soyunma odasından çıktı. Güzel, çekici modeller konukların vızıltısı eşliğinde defile yapmaya devam ediyordular. Ve dışarıda bir yerlerde, çitlerin ötesinde, aval aval bakanlar hala içeri doluşuyordu. Her şey her zamanki gibi devam ediyordu. Gece kondu halka hala gürültülüydü. Ama Cinder'in çıktığı zamanki kadar gürültülü değildi. Keşke bu işi bitirip çocuklarla biraz dinlenebilseydim. Aptal çocuklar sürekli çimlere çarpıyorlar. Ben de dizinin kahramanının imajına kapıldım.
Tırmanışın rahat olduğunu düşündüm. Ama değil. Ve yara bantlarımı da unuttum. Bir şekilde girişteki yerini topallayarak geldi. Çıldırdı ve bale ayakkabılarını giydi. Gözlem yapmak bile artık çok daha kolay. Biriyle coşkuyla konuşan Carolina ve Cevki fark etti. Zeyn kendi evindeymiş gibiydi. Muhataplar ara sıra sözünü kesmeye çalıştılar. Tüm bu kargaşa içinde Cindy'ye mesaj atacak zamanım olmadı. Yasmin onu bulunabileceği konuma bildiren bir mesaj gönderdi. 15 dakika sonra tanıdık bir ses duyuldu. Kız arkasını döndü. Nereye kayboldun? Uzun bir hikaye. Her zamanki gibi berbat. Bitince anlatırım. Sana mesaj atmak için telefonumu arıyordum ama bir gösteri başladı. Evet, zaferime rağmen bazı şeyleri fark etmeden edemiyorum. Palmeira'nın bugün kendinde olmadığını fark ettin mi? Evet, gözleri kurbanlık kuzu gibi. Gergin, bunun bir sebebi var. Evet, gözleri kurbanlık kuzu gibi. Masummuş gibi davranıyor ama kendisi. Ama kendisi yürüyor ve yalıyor. Partisine ev sahipliği yapmam için davet edilmemin bir nedeni var. Aniden şov açmak zorunda kalmamın bir nedeni var. Bacağımdaki bir yanık yüzünden görmezden gelindim. Zorbalığa uğradım ve aniden hatırladılar. Ben de inandım. Ama defilede gerçekten parladın. Çok güzel açtın. Teşekkür ederim ama haklı olduğumu biliyorsun. Modellik işi bir değirmen taşıdır. Şans diye bir şey yoktur. Neredeyse hiçbir şey. Gösteriden önce tazı gibi etrafta dolanıp neyin ne olduğunu öğrenmeye çalışıyordum. Beni size gönderen ajans dünyanın dört bir yanına başka kızlar da gönderdi. Hepsi kayıp Yasmin. Onları aramadılar mı? Hiç kimse. Ya yetimlerdi ya da yoksul ailelerden geliyorlardı. Ama zekiydiler. Harika bir vücutları vardı. Kötü alışkanlıkları yoktu. Bizim işimizde pek çok kız yoldan çıkar. Alkol ya da uyuşturucu bağımlısı olur. Benim favorim. Cia gibi. Ama piçler hiç kötü alışkanlığı olmayanları alıyorlar. Çünkü her şey mükemmel çocuk teorimize bağlı. Evet. Yanığım onları rahatsız etmedi. Tabii ki hiçbir zaman sağlık sorunum olmadı. Eskiden nasıl beslendiğime rağmen. Ama onlara nasıl baskı yapılır? Bu nasıl kanıtlanır? Onlara nasıl baskı yapılır? Polisler aptal yerine koyacaklar. Ya da karışmazlar. Palmeira çok güçlü. O küçük piç Visconti de öyle. Ve diğerleri de öyle. Bay Blackmore bize çok yardımcı olurdu. Tabii dinlerse. Bize değil belki ama Carolina'ya. Onu bulmamız gerekecek. Evet, bu arada benim gece kondudan çocukları buraya getirme şansımız var mı? Sadece 5 dakikalığına. Onları beslerdim, her şeyi gösterirdim. En azından bir gözde görsünler. Listede olduklarını iddia etsem bile güvenlik onları asla içeri almaz. Özür dilerim. Tamam, o zaman buradan çıkıp onlarla konuşmak istiyorum. Seninle gelmemem, gelemem. Üzgünüm. O zaman kesinlikle utançla kovulacağım. Merak etme, sorun değil. Bir süre burada kalıp defileyi izleyeceğim. Birlikte birkaç kez seçmelere katıldığımız bir kız yürümek üzere. Burada az çok iyi bir görüş var. Model çok zarif bir şekilde yürüdü ve Cindy onun her hareketini takip etmeye çalıştı. Seyirciler ölçülü bir şekilde alkışladılar ve gösteri ilerledikçe müziğin yoğunluğu arttı. Aniden şarkı bir kadının çığlıklarıyla kesiliyor. Çok gereksiz ve çok yüksek sesle. Neler oluyor? Bu ses nereden geliyor? Yasmin ve Cindy sesin kaynağını aramaya başladılar. Sanırım çitin dışında. Hadi yaklaşalım. Acele edin. Çocuk yaralandı. Düştü. Yasmin, bu benim küçük komşum Sergio. Umrumda değil. Orada olmalıyım. Çitleri kırdı ve heyecanlı kalabalığın merkezine doğru koştu. Ben de burada duramam. Ne olursa olsun. Yardıma ihtiyaç duyulursa diye. Ne olursa olsun. Tozlu yolda bir çocuk yatıyordu. Sergio adındaki gecekondu mahallesindeki aynı neşeli çocuk. Hayatı ve durumu onu fark eden birkaç izleyiciden başka kimseyi ilgilendirmiyor gibiydi. Gösterinin konukları sanki çığlıklar sıradan bir şeymiş. Gösterinin bir başka parçasıymış gibi kıpırdamadılar bile.
Bebeğim, beni duyabiliyor musun? Cevap ver bana. Ama o hala göz kapakları kapalı yatıyor. Hala ağır ağır nefes alıyordu. Göğsünden hırıltılı bir ses çıktı ve aniden bir kuru öksürük oldu. Jack'i aramam gerek. Şu anda Carla ya da yönetimle söyleyeceğini düşünmüyordu. Güvenlik üçüncü kez ondan ve Cindy'den gitmelerini istemiş ve insanları kaba bir şekilde dağıtmaya çalışmıştı. Yasmin çılgınca sanki hezeyan içindeymiş gibi doğru numarayı çevirdi. Neyse ki cevap hemen geldi. Cevap geldi ama Jack'in kendisi gelmedi. Onunla konuşmak için bitmek bilmeyen bölgeleri ve misafirleri aşmasını beklemek zorundaydı. Jack nihayet kalabalığın içine girdiğinde insanlar ayrılarak bebeği kucağına almasına izin verdi. Yanıyor. Hemen bir ambulans çağırın. Onu soyunma odasına götüreceğim. Yoldan çekilin lütfen. Gösterinin konukları onun yaptıklarından pek memnun değildi. Bazıları titreyerek uzaklaşıyordu. Bazıları açıkça öfkeliydi. Geri kalanı umursamadı. Jack çitlerin arasından geçti. Dümdüz ilerliyordu. Yasmin onu ayak uydurmaya çalışıyordu. Onunla hastaneye gidiyorum. Yalnız mı? Evet, yalnız. Koru bu salak Palmyra'nın dikkatini dağıtsın. Onun müdahale etmesini istemiyorum. O sadece sorun çıkarıyor. Kahretsin, işte o. Augusto kargaşayı fark eden birkaç VIP konuğundan biriydi. Bu da bir şeyi gösteriyordu. Açıkça durumu izliyordu. Burada neler oluyor? Ne yapıyorsunuz burada? Güvenliği çağıracağım ya da polisi. Ben işimi yapıyorum. Ki bunu sizin için söyleyemem. Çocuğun iyi olmadığını görmüyor musunuz? Kabuğunuza çekilmelisiniz yoksa çıldıracaksınız. Bu çocuk burada bile olmamalıydı. Hastalığı ne olursa olsun o bir varoş. Ve siz onu çok sayıda insanın bulaşabileceği bir alana götürüyorsunuz. Jack çocuğu küçük bir sandalyeye indirdi ve ona doğru yürüdü. Sen bir doktorsun. Her şeyi anlıyorsun. Vücudundaki kızarıklığı, hırıltıyı görüyorsun. Bir de sizin doktorluk yemininiz falan olmuyor muydu? Kim olduğunu unutmuşsun. Sosyal bir fare gibi davranıyorsun. Jack izleyicileri aldırmadan bağırdı. Jack lütfen. İşte siz. Tahmin etmeliyim ki bunların hepsi bir çete. Yanında da bir manken kız var. Babasının izinden gidiyor. Beni kendimle karıştırma. Senin aksine benim saçmalıklarla uğraşacak vaktim yok. Sana vurmadan geri çekil. Bebeği kucağına aldı ve hızlı adımlarla soyunma odasından çıktı. Palmyra geride kaldı. Yasmin onun bakışlarını fark etti. Gerçekten bana hakaret ederek hastaneye girip yardım alabileceğini mi sanıyorsun? Tıpkı babası gibi kibirli bir ahmak. Peki bakalım bir kelimem yeterli olacak. Palmyra telefonunu aldı ve birine bir şeyler yazdı. Seni piç boş konuşmaz. Ne yapabileceğimizi düşünmeliyiz. Dur sanırım... VIP locasına doğru koştu. Neredeyse birkaç misafiri deviriyordu. Ona deliymiş gibi baktılar. Sonunda hedefine ulaşan Yasmin doğru kişiyi özenle aramaya başladı. Ta ki James Blackmore bize yalnızca o yardım edebilir. Ve o ona yöneldi. Kendinden emin bir şekilde sanki kaybedecek başka bir şey yokmuş gibi. Bay Blackmore, Tanrı aşkına böldüğüm için özür dilerim. Size gerçekten ihtiyacımız var. Bize yardım etmelisiniz. Bize yardım etmelisiniz. Olan her şeyi ona anlattı. Blackmore sırıttı. Onu hatırlıyor gibiydi. Ah Dante. Simya ve doğu konusunda uzman. Korkunç. Bahsettiğiniz her şey düşünülemez. Palmyra beni şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor. Sanırım bir önceki bölüm ya da ondan önceki bölüm bu adamın dikkatini çekmemiz gerekiyordu risk alıp. Öyle olunca yardım ediyormuş. Elbette bunu böyle bırakmayacağız. Onun bir bakışı korumalarını anında kıpırdanmasına ve bir yerleri aramasına yetti. Ayrıca Yasmin'in Blackmore'a teşekkür etmesi ve onu artık rahatsız etmemeye karar vermesi için bir bakış yeterliydi. Umarım bu yardımcı olur. İlk iş etkinliğim ve şimdiden bir sürü olay var. James seni partide hatırladı. Bu yüzden onun yardımına güvenebilirsin. İşim neredeyse bitti. Gösteri sona eriyor. Yakında kalmaya karar veren misafirler için bir parti verilecek.
Kalbim çok acıyor. Jack için çok endişeleniyorum. Tüm tehditlere rağmen çocuğu kurtarmak için elinden geleni yaptı. Cindy ve Carla'yı kontrol etmek için soyunma odasına dönmeye karar verdi. Güvenlik görevlileri girişteki kalabalığı dağıttı ve hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Ancak Joa'ya göre yönetici bunu kesinlikle göz ardı etmeyecek ve hepsini primden mahrum bırakacaktı. Soyunma odası nispeten sessiz ve serindi. Cindy bir sandalyeye oturdu ve gergin bir şekilde dudak parlatıcısının kapağını açtı. Cindy, çocuk iyi olacak, göreceksin. Tanrı bu dediğini duysun, ne olabileceğini düşünmeye bile korkuyorum. Keşke şimdi gözlerimi kapatabilsem ve hepsinin bir rüya olduğunu fark edebilsem. Rüyalardan bahsetmişken, meslektaşın gerçekten çok kötü ama şans eseri uykuya daldı, yorgunluktan mı? Öyle düşünüyor, gerçi bir çeşit şarap içtiğini söylüyor. Yani herkes gizlice bir şeyler getiriyor ama o bunu ona kimin ısmarladığını söylemedi. Belki gizli bir hayranı. Bu durumda her şey beni korkutmaya başlıyor. Onun için bir doktor çağırmalıyız. Mümkün olduğunca çabuk. Vay be, bir talibe karşı ne tepki ama. Evet, bir doktora ihtiyacımız var. Ama kafanı karıştıran tam olarak neydi? Ben de uykusuzluktan ya da aç karnına alkol aldığımda sık sık midem bulanıyor. Carla tam anlamıyla Bay Palmieri'yi kafaya takmış durumda. Ve ayrıca onun sorumlu olduğu hastanede şüpheli derecede fazla zaman geçirmiş. Ne demek istediğini anlıyorum. Onu ortadan kaldırmaya karar verdiğini mi düşünüyorsun? Yoksa suç planına dahil olmayı başaramadı mı? Muhtemelen. Gerçi bu hem aptalca hem de basit olurdu. Yıllardır herkesin gözü önünde yanlış işler yapıyordu. Ve şimdi de kendini tuzağa düşürmeye karar verdi. Carolina'ya kesinlikle ihtiyacımız var. Onu hemen arayacağım. Ancak telefonu açmıyordu. Bu yüzden Yasmin onu hemen bulmaya karar verdi. Yarım saat sonra sonunda başardı. Tanrım, nefes nefese kalmışsın. İyi misin? Sorma, soyunma odasında sana ihtiyacımız var. Acilen. Carolina şaşkınlıkla bir kaşını kaldırdı ama itiraz etmedi. Eğer o çocuk hakkında konuşmak istiyorsan lütfen şimdi değil. Jack'e yardım etmek yerine Palmieri piçiyle konuşmak zorundayım. Çok kızgınım. İş arkadaşlarımı aradım. İşe yaramadı. Üstesinden gelecektir. Her türlü sonuca hazırlıklı olmalıyız. Görünüşe göre çocuk kendi haline bırakılmış. Ne zaman ve nerede kaptığını bilmiyoruz. Jack yetenekli ama öğrenmesi gereken çok şey var. Neyse, bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Konuşmak yerine hareket etmeliyiz. Seni buraya başka bir sebepten dolayı çağırdık. Yasmin hızlıca Carolina'yı bilgilendirdi. Aman tanrım. Bir bu eksik. Görüyorum ki o lanet sapık tamamen. Tamamen. Ne yaptı? Bu kelimeyi daha önce hiç duymamıştım. Gerek yok zaten. Kızı mide yıkama ve muayene için acilen hastaneye götürün. Carla'nın yanına gitti. Alnına dokundu. Nabzını kontrol etti. Birkaç manipülasyon daha yaptı. Ve sonra hızlı bir şekilde birine bir şeyler yazdı. Burada her şey normal. Tanrı'ya şükür. Nefes almada stabil. Bizimkilere yazdım. Şimdi gelip alacaklar. Umarım Palmieri bu işe karışmamıştır. O kadar da deli değildir. Muhtemelen. Yani bu gösteriden ve burada olup bitenlerden bıktım. Bu piçleri adalete teslim etmek için buradayım. Sen de Palmieri'nin bu grupta ise soyuncu olmadığını mı düşünüyorsun? Dediğim gibi o sadece bir bağlantı. Visconti ve tüm çetenin daha fazla etkisi var. Ama olanların o garip partide olduklarını ve prensip olarak Palmieri ile yakın iletişim kurduklarını kanıtlamak zor olacak. Bunu nasıl kanıtlayabileceğimizi biliyorum. Cindy o partideki davetli listesinde notlar alıyordu. Buradaki insanlardan hangilerinin o zaman orada olduğunu bulmaya çalışabiliriz. Ah, bu zaten çok iyi. Böyle devam etsin de. Ona göz kırptı. Çok uzun boylu ve leopar bilezikli. Onu tanıyorum. Rio'da birçok restoranın sahibi. Kendisi bugün burada. Uzun zamandır garsonlarıyla yattığı söyleniyordu. Deniz Meltemi, hava spreyi gibi kokan çok güçlü bir parfüm kullanıyor. Ha, bu küçük Visconti. Aynen, gerçekten de böyle kokuyordu. Sanki şişenin tamamını üzerine dökmüş gibi. Birkaç isim daha keşfettiler.
Bunu Blackmore'a göstermeye çalışacağım. Onun katılımı olmadan polis hareket etmeyecek bile. Listedeki tüm erkeklerin farklı zamanlarda öyle ya da böyle kızlarla müstehcen hikayeleri vardı ve herkes bunları görmezden geldi. Yaşasın, ne harikasın Cindy. Notlarımı sakladığın için çok iyi iş çıkardın. Ne bitmez geceymiş, oku bitmiyor. Carla ambulansla götürülürken kızlar soyunma odasından çıktılar. Güneş batmış, gökyüzünü ateşli bulutlarla süslemişti. Podyum yerine alanda bir sahne vardı. Joe elinden geleni yaptı. Merkezde coşkulu şarkılarıyla kalabalığı hızla coşturan bir DJ vardı. Bu parti en azından yarısına gelene kadar büyük dedektif oynamanın bir faydası yok. Böylece rahatlayabiliriz. Carolina kendi tavsiyesine uydu ve dans etmeye başladı ancak Yasmin ve Cindy hiç de havasında değildi. Dikkatlerini dağıtacak bir şey yoktu. Ta ki Zeyn'in esmer bir kızla birlikte olduğunu görene kadar. Carolina ıslık çaldı. Şu geleneksel değerlerin destekçisine bakın. Bir partnerle ne kadar mütevazı bir şekilde dans ediyor. Masumiyetin kendisi. Karucuğum kıskandı sanırım. Görünüşe göre o da o partideydi. Muhtemelen. İzliyorsun. Onun yerinde olmak ister miydin? Ha, eğer isteseydim yapardım. Gülümsedi ve şakacı bir şekilde yanağını okşadı. Kesinlikle ondan bir şeyler öğrenmem gerekiyor. Akşam ilerledikçe Yasmin, Carolina ve Cindy sabırsızlanıyorlardı. Bundan bıktım. Jack dahil iş arkadaşlarımdan hiçbiri telefonu açmıyor. Sadece zaman kaybediyoruz. Özel bir locada Blackmore'u görünce oraya yöneldi. Carolina'yı gören James tuhaf bir şekilde gülümsedi. Lady, hayır, hanım Carolina, bu onuru hak edecek ne yaptım? İğrenç bir şekilde iltifat ederek, öğrenmeye hazırım. Derslerimizi erteleyelim, yardım ederseniz minnettar olacağım. Sonunda yardım için bana geldiniz. Her zaman memnun olurum. Carolina en ufak bir tereddüt göstermeden James'e öğrendikleri her şeyi anlattı. Bir süre sessiz kaldı ve sonra aniden ellerini çırptı. Bravo, sizler çıkarım dehalarısınız. Dehalarısınız. Biz iddia etmedik, sadece cevabınızı istiyoruz. Doğruyu söylemek gerekirse kayıp kızları ben de önemsiyorum. Ne de olsa adını verdiğiniz pek çok kişiyle iletişim halindeyim. Ve Palmeira beni bu utanç verici partiye haber vermeden davet etti. Bu da itibarımı zedeleyebilirdi. Sonuç olarak bence hepsini kontrol etmek iyi bir fikir. Evet, özellikle de erkeklerin bacakları arasındaki şeytanı. Haha, bu fena değil. Ama henüz etrafta suçlamalarda bulunmayın. Herkesin kendi eğlencesi var. Son cümlesinde bir nebze alay seziyorum. Kesinlikle güçlü biri. Ama sürekli susturulmaktan bıktım. Açık açık konuş. Acaba kadın sağlıkçılar veya iş kadınları da benzer eğlencelere sahip olsalardı, aynı şekilde tepki verir miydiniz? Sessiz mi kalırdınız yoksa onlarla alay mı ederdiniz? Ya da belki de bu yüzden böyle tepki veriyorsunuz. Çünkü sizde de bir şey bulacaklarından korkuyorsunuz. Ah yine siz. Seni sivri dilli doğulu kız. Sen bir Amazonsun. Yazık, nankör. Sensin be nankör. Yardımın için nasıl teşekkür edeceğimi ve minnettar kalacağımı biliyorum. Ama tüm bunları öncelikle kendi imajınızı korumak için yaptığınızın farkındasınız değil mi? Sizin daha romantik olduğunuzu sanıyordum. Öyleydim bir zamanlar. Her halükarda boyun eğmeyen veya katlanmayan insanları seviyorum. Bu saygıyı hak ediyor. James cevabını beğendi. Onun iyiliği işe yarayabilir. Ah hanımlar, yardımınız ve ilginiz için teşekkür ederim. Bununla ilgileneceğiz. Adamlarımı bu işe dahil edeceğim. Üçü de James'e teşekkür etti ve onu bir daha rahatsız etmemeye karar vererek VIP locasından ayrıldı. Zeyn'i rahatsız etmek istemeyen kızlar uzaklaştılar. Siz istediğinizi yapın ama ben hastaneye gidiyorum. Çok zaman kaybettik. Biz de geliyoruz. Emin misiniz?
Cindy için hasta çocuk sadece bir çocuk değildir. Ve ben de endişeliyim ve işim bitti. Carolina itiraz etmedi ve bir taksi çağırdılar. Her şeye basmam mı gerekecek? Hastanede çok samimi bir şekilde karşılandılar. Ama sadece Bay Blackmore'un müdahalesi sayesinde. Jack koridorda duruyordu. Çok yorgun ama yine de mutlu görünüyordu. Çok geç oldu. Siz her şey... Çok geç oldu. Her şey yolunda mı? Evet, seni bırakamazdık. Anlat. Neyse ki durumu iyi. Evet, bu bir virüs. Muhtemelen ihmalkar. Annesine göre yoldan şeftali toplayıp daha sonra tadına baktığında kapmış. Tam olarak ne zaman annesi hatırlamıyor. Şanslıydık. Oraya zamanında vardık. Aslında Cindy gecekondu mahallelerinde yaşamasaydı ve bu gösteriye katılmasaydı, dünya böyle bir ailede doğacak kadar şanslı olmayan talihsiz bir çocuğu daha kaybedecekti. İşte senin endişen burada devreye girdi. Palmyra'nın tepkisini hatırla. Çocuğun normal bir annesi olsaydı bile bunun yardımcı olacağı kesin değil. Tamam, beni kahraman gibi gösterme. Herkes iyi iş çıkardı, özellikle Blackmore ve sen Yasmin. Onunla konuşmaya cesaret ettiğin için, bu kadar cesur olduğun için. Jack yorgunca esnedi. James'in dikkatini çektin ve o da müdahale etti. Bu çocuğu kurtardı. Ben eve gidiyorum. Burada daha fazla kalmak istemiyorum. Bugün çok fazla duygu vardı. Ve duygular her zaman ayık düşünmeyi engelliyor. Ve ayık düşünmemiz lazım Jack. Yoksa her şey boşuna gider. O haklı. Eve gitmek. Başı zonkluyordu. Bir an önce uykuya dalmak istiyordu. Uyumadan önce Yasmin son bir ay içinde olan her şeyi gözden geçirdi. Tüm hipotezler, varsayımlar, mozaiğin parçaları yavaş yavaş bütün bir resme dönüşmüş gibi görünüyordu. Gözlerini kapatarak sevdiği adamı düşündü. Adile. Ayrılık giderek daha dayanılmaz hale geldi. Bir de bana sorun. Ve şimdi dünyada her şeyden çok onun kollarında uzanmayı ve kendini güvende hissetmeyi istiyordu. Bir süre sonra Yasmin nihayet uykuya daldı. Yine mi rüyamızda göreceğiz? Ay, çok şükür görmedik. Ertesi gün uyanıp hazırlandıktan sonra kafeye gitti. Ya da rüyamızda bari görse miydik? Lucreza'nın iş yeri her zamanki gibi neşeli ve atmosferikti. Yasmin en sevdiği kokteyli içiyordu ve yanında. Hiç kimse yoktu. Yüksek sesle konuşuyorlardı. Hiç kimse yoktu. Yasmin dinleniyordu. Son birkaç günde olup bitenleri düşünmemeye çalışıyordu. Kokteylini bitirdikten sonra odasına çıktı. İki hafta sonra Yasmin yine Lucreza'nın kafesindeydi ama bu sefer papatya çayı içiyordu. Sabah gelen Joa onu biraz şaşırttı. Teorik olarak işinin bittiğini söyledi. Ancak kendini iyi gösteremedi ve sık sık eve hatırladı. Bu da meslektaşlarını çok memnun etmedi. Ayrıca Rio'da uzun süre kalmaya karar veren yabancılarla ilgileniyorlardı. Şimdi Yasmin her ihtimale karşı İngilizce tuttuğu notlarını düzenliyordu. Yeni bir şey ekledi ve her şeyi yüksek sesle yeniden okumaya karar verdi. Neyse ki karla daha iyi ama kanında etkileyici dozda uyku hapı buldular. Belli ki kendisi almamış. Şarabı ona kimin verdiğini hatırlamıyor ama Palmyra olmadığını söylüyor. Ya deli ya da Palmyra'ya komplo kurmaya çalıştılar ama kim? Blackmore'un yardımı sayesinde Palmyra ve birkaç arkadaşının malikanesi basıldı. Çok edepsiz videolar bulundu. Palmyra kayıp modellerle hiçbir ilgisi olmadığına yemin etse de şu anda tüm şirket soruşturma altında. Ancak muhabirler tetikte. Son iki hafta içinde pek çok sansasyonel hikaye ortaya çıktı. Ve bu Palmyra'yı bir dahi ve insanlığın kurtarıcısı olarak adlandıran yayınlar da var ha? Blackmore Jack'e yardımını teklif ediyor ve sefere geri dönüp serum yapmak için çiçeği aramaya başlamasında ısrar ediyor. Ay, sonunda döneceğiz mi? Jack olup bitenlerden pek memnun değil. Virüs mutasyona uğruyor ve ilaçlar işe yaramıyor.
Ona Marisa'yı sordum ve onun babasının asistan olduğunu hatırladı. Ancak alkollü araç kullandığı için kaza yaptığına dair söylentiler olmasına rağmen ondan bir daha haber alamadı. Jack, erkek ve kadın bedeninin bazı uyaranlara verdiği tepkiler hakkında yazan kişinin el yazısını tanımıyordu. Bu da onun kesinlikle abisi Raul olmadığı anlamına geliyor. Jack'in seferden almayı başardığı arşivleri biraz daha araştırdık. 80'lerde kesinlikle garip bir çocuk doğmuştu. Ama onun hakkında ne bir isim ne de başka bir bilgi vardı. Sadece sıra dışı işaretler. Ya doğumu bir sırsa ya babası çok güçlü biri ise. O çocuk Sait olabilirdi. Jack onunla tanışmak, onu daha yakından tanımak istiyor. Aniden rahatsız hissetti. Eğer bu seks skandalı ivme kazanırsa Salih ailesini kesinlikle araştırmaya başlayacaklar. Annem zamanında susturulmuştu. Sanırım bu yüzden. Adil'in de tetikte olması gerekiyor. Adil ve... Benden bir şeyler sakladıkları belli. Babam ve Zeyn dışında güçlü ailelerin geçmişini kim bilebilir ki? Tanrım, elbette Züleyka. Salih hakkında konuşuyordu ve ona çok tuhaf tepkiler veriyordu. Ve onun hikayesi. Ama eğer bir şey biliyorsa tehlikede olabilir. Babam hala çok hasta. Zeyn şehir dışında. Caffar'ı aramak için telefon aldı ama koruma ondan önce davrandı. Cevap vermen ne büyük lütuf. Sesi çok heyecanlıydı. Ne oldu? Kadir Bey, gerçekten çok kötü. Sana söylemek istemedim ama korkarım ki. Sanki çılgına dönmüş gibi sürekli o kutudan bahsediyor. Her yeri kontrol ettim. O hiçbir yerde yok. Kimse bir şey bilmiyor. Geleceğim, yarın geleceğim. Zeyn ve Mustafa'nın yanında olması şartıyla geri dönmeni istemem için bana yalvardı. Tanrım, artık bunun hiçbir önemi yok. Yarın orada olmaya çalışacağım. Sen Züleyka'nın iyi olduğundan emin ol. Pazara tek başına gitmesine izin verme. Ah tamam. Şehirde güvenli değil. Orada görüşürüz. Daha fazla memnun olmayan insan toplanıyor. Ama Murad'ın umrunda değil. Güvenliği ve kontrolü artırdı. Ve bir sebepten dolayı. Bayan Jaria'nın hamile olduğunu söylüyorlar. Tanrım, bir bu eksikti. Mustafa'nın ne kadar kızacağını hayal ediyorum. Günün geri kalanında Yasmin, arkadaşları ve Zeyn'in yardımıyla bilet arıyordu. Zeyn zaten sefere gidiyordu ve bu nedenle tabii ki arkadaşının kızını bırakamazdı. Amira'dan Jaria'nın hamileliğini öğrenen Mustafa çok öfkelendi. Kız kardeşi için endişelenen o da eve dönmeye karar verdi. Cindy de onlarla gidiyordu. James Blackmore sayesinde yüklü bir kontrat almayı başardı. Parfüm evinin... Ne? Romantizm kulübü parfüm evinin... Çöl Gülü parfümünün reklamında oynayacaktı. Ben Türkçe söyledim. Jack Blackmore, asistanları, Carolina ve meslektaşları James'in özel jetiyle yola çıktılar. Yasmin gitmeden önce son kez Rio'da dolaştı. Tek başına şehrin atmosferinin içinde kaynayan hayatın tadını çıkararak. Seferde olduğu gibi burada tanıdıklarıyla buluşamayacağını, kaybolabileceğini, çözülebileceğini kesin olarak biliyordu. İsa heykelinin açıkça görülebildiği yere ulaşan Yasmin gözlerini kapattı. Daha çok temiz hava soludu. Ben kesinlikle geri döneceğim. Burada vakit geçirmek büyük bir keyifti. Geri dönebilirim. Eğer istersem... Eve dönerken bir gazete bayisine göz attı. Yüzlerce güzel model dergilerin kapaklarından ona gülümsüyordu. Ve sadece birkaç gazete şovda çocukla olanlar hakkında yazmıştı. Geri kalanlar ya umursamadı ya da etkili sponsorlarla ilişkileri bozmaktan korkuyorlardı. Kendini tutamayan Yasmin hatıra olarak bir dergi satın aldı. Pansiyona vardığında Lucreza'nın yanına koştu. Gidiyor musun canım? Evet, artık zamanı geldi ama ben... İstersen yine gelirsin. Umarım bu yakında gerçekleşir. Her şey için teşekkür ederim. Nezaketiniz, sıcaklığınız, yardımınız için. Yabancı bir şehirde bana akıl hocalığı yaptığınız için. Bana günlük hayatta işime yarayacak pek çok şey öğrettiniz. Artık Rio'da faturalarımı nasıl ödeyeceğimi bile biliyorum. Lucreza gülümsedi ve ona sıkıca sarıldı ve daha çok duygusaldı. Gece Yasmin yola çıktı.
Uçak sefere inmek üzereyken kız kalbinde bir ağırlık hissetti. Korkutucuydu ama Adil'i yakında görme düşüncesi içini ısıtıyordu. Tabii ki onu dönüşü konusunda uyarmıştı. Yasmin havaalanından hemen Cafer'le birlikte eve gitti. Zeyn, Cindy'nin marka temsilcilerinin kendisini beklediği otele gitmesine yardım etti. Ve Mustafa acele ile evine gitti. Zaten kaybedecek hiçbir şeyi yoktu. Jack, Blackmore, Carolina ve meslektaşları lüks bir otele yerleştiler. Zeyn kıza ihtiyatlı bir şekilde veda etti ve o nedense üzüldüğünü hissetti. Onun yerinden babasının soğuk ve doğru arkadaşı olmasını istemiyordu. Neyse geldik, hoş geldin. Ev çok sessizdi. Züleyka çoktan uyumuştu ama kızın uykusu yoktu. İçinde her şey sıkışıyordu. Kulakları gerginlikten çınlıyordu. Pek çok şey değişti. Neredeyse hiç koruma kalmadı. Zaffar'a göre Murat, Kadir'in adamlarının çoğunu kendi tarafına çekmişti. Zorla. Yasmin artık neredeyse hiç kimsenin, hatta eski müttefiklerinin bile babasına ihtiyacı olmadığını fark etti. Sessizce odasının önünden geçti. Onu görmek, yanına oturmak istiyordu. Ama son anda buna cesaret edemedi. Babamı rahatsız etmeyeceğim. Onunla yarın konuşacağım. Neden kendimi bu kadar rahatsız hissediyorum? Memleketimden bu kadar mı kopmuşum? Yasmin akşam yürüyüşünün bir işe yaramayacağını anlamıştı. Kendini göstermek istemediğini ama korkudan bıktığını. Adil ile görüşmesi gerekiyordu. Onunla konuşmaya. Risk al. Ona mesaj attı ve kendisini bir sokakta beklemesini istedi. Ancak kesin bir hayır cevabı aldı. Ay, geberteceğim seni Adil. Adil onu tehlikeye atmak istemiyordu. Ama Yasmin onu görmeye çok hevesliydi ve bunu yapmaya hazırdı. Cafer oturma odasında oturmuş bir noktaya bakıyordu. Allah'ım beni affet Cafer. Sinsi bir gülümsemeyle ona Atay'ı çayı ikram etti. Meydan okurcasına fincanından birkaç yudum aldı. Böyle bir iyiliğe neden bu kadar heveslisin? Belki de evimi özlemişimdir. Özledim hem de çok. Ve seni Cafer ama Adil. Yarım saat sonra saf koruma kanepede uyuklamaya başlamıştı bile. Ondan bir kez daha özür diledikten sonra odaya girdi. Ve peçeli kapalı bir kıyafet giyerek balkondan çıktı. Gör işte gör senin için ne riskler alıyoruz. Beni daha önce de buradan kaçırmıştın. Hem de kendi düğünümden. Şimdi ben de sana kaçmaya hazırım. Ona mesaj attı ve sabırla bekledi. 5 dakika, 10, 20 ama hala cevap yoktu. Beni özlemedi mi? Bunu yüksek sesle söylediğini bile fark etmedi. Özledim. Adam onun arkasındaydı ve keskin bir hareketle balkona tırmandı. Yasmin şaşkınlıkla çığlık atmaya hazırdı. Ama kendini tuttu. Uzun zamandır bu buluşmayı bekliyordu. Türbanlı, dağınık uzun saçlarıyla, türbansız. Burada benim hilem açık, bunu alalım. Yeni görünümün mü? Sana yakışmış. Adil sırıttı. Seni çok özledim. Ama bir daha hiçbir yere yalnız gitmene izin vermeyeceğim. Tek bir hatamla yetindim. Bugün fazla zamanımızın olmaması çok kötü. Gördüğün gibi artık neredeyse hiç güvenlik yok. Artık kimsenin babama ihtiyacı yok benim gibi. Ben de bundan korkuyorum. Lütfen dikkatli ol, başını belaya sokma. Her şeyi kendim yapacağım ama şimdilik. Onu kendine doğru çekerek kollarında boğulmasına izin verdi. Çok sevgili, çok uzun zamandır beklenen. Kokusunu içinize çekmek. Ona daha çok sarılmak. Geri döndüğüne sevindim ama korkuyorum. Çok korkuyorum ama daha sakinim çünkü seni korumaya çalışacağım. Şimdilik isyancı olamam. Bedeviler tekrar kontrol edildi. Babam onlara huzur vermiyor. Nedenini anlayamıyorum. Gerçi Brezilya ile işbirliği yaptığından şüpheleniyorlar herhalde. Ama bu çok saçma. Seninle her şeyi sakince konuşmamız lazım. Bizim yerimizde mi? Adil gülümsedi. Evet, aynen öyle. Ama lütfen tek başına dışarı çıkma, tamam mı? Seni almak için bir şeyler düşüneceğim.
derin bir nefes aldı. Ah Adil, ben de korkuyorum. Ve sanki seni sevmekten korkuyorum. Yine de söyledim. Kendimi tutamadım. Dikkatlice ellerini tuttu ve avuçlarını okşadı. Ben de bundan korkuyordum. Şimdi seni yanlış sevmekten ve her şeyi mahvetmekten korkuyorum. Seni uzaklaştırmak, uzaklara göndermek istedim. Unutmak ama başa çıkamadım. Sana olan duygularım daha da güçlendi. Bize bir şans veriyorum. Ama amacın ne kadar iyi olursa olsun artık benimle oynamana izin vermeyeceğim. Zaten böyle yapmayacağımı biliyorsun. Ona hem meydan okuyarak hem de endişeyle baktı. Ve o anda onu neden bu kadar çok sevdiğini anladı. Karakteri, tüm bu çelişkiler Adil'i onun için çok sıra dışı kılıyordu. En önemlisi senin iyi olman. Yaklaştıkça yüzündeki bir saç telini dikkatlice çekti. Sanki kışkırtıyormuş gibi. Sanırım artık erkekler hakkında daha çok şey biliyorum. Hayır, öyle değil. Erkekler hakkında değil. Senin hakkında. Kendisinden bu kadar cesur olmasını beklemediği için kızardı. Ama yine de bakışlarını kaçırmadı. Onun yanında tamamen farklı bir insanım. Sırıttı ve kulağına doğru eğilmek için daha da yaklaştı. Dudaklarıyla dokunmak. Onu kızdırmak için. Emin misin? Onun yakınlığı ve fısıltısı içinde yepyeni bir şey uyandırdı. Bu yeni şey artık korkmasına ya da geri durmasına izin vermiyordu. Seni özledim. Bir cevap için çok hevesliydi. Kısacık bir bende. Ama onun yerine onu açgözlülükle, tutkuyla öptü. Tüm duygularını bu öpücüğe kattı. Her türlü sözden daha iyiydi. En samimi cevaptı. Dudakları yanıyor, dili onu çıldırtıyordu. Adil elleriyle onu kendine daha sıkı çekti. Yasmin onun içinde boğuldu ve onu öptü. Artık çekingen ve saf değildi. Ne yaptığını biliyordu. Ne istediğini biliyordu. Ne yazık ki birbirlerinin tadını uzun süre çıkaramadılar. Alt kattan bir ses geldi. Bir gün seni alacağım. Bir yolunu bulacağım. Söz veriyorum. Bekliyor olacağım Alaaddin. Sihirli halının üzerinde bile uçup gitmeye hazırım. Gülümsedi, ona tekrar sarıldı ve sonra geldiği gibi fark edilmeden ayrılmak için balkona çıktı. Ah baba, bazen güvenliğin olmaması beni mutlu ediyor. Tehlikeli olsa bile. Oturma odasına döndü. Jaffar hala uyuyordu. Tanrım, keşke hiçbir şey anlamasa. Aniden sanki hiçbir yerden Leyla'nın çığlığı duyuldu. Ve bölümümüz bitti arkadaşlar. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın.